Shakespeare'in Julius Caesar oyununda Brutus, Caesar'ı öldürmekle yargılanır, suçludur. Ama Caesar'ın cenazesinde Brutus öyle tutkulu bir konuşma yapar ki insanları Caesar'ın hepsini kötü sona götürdüğüne inandırır. Suçu Caesar'a karşı olan nefretten değil, Roma'ya duyduğu sevgiden işlemiştir. Marcus Antonius son konuşmayı seçer ve şaşırtıcı bir açıklamayla başlar. Herkese katılmakta, Brutus'a onurlu bir adam demektedir. Antonius onlara katıldığını belirttikten sonra etkili konuşması için ortam hazır hale gelmiştir. Konuşmasında öyle duygusal argümanlar kullanır ki dinleyiciler cinayetin haksız olduğuna kanaat getirir. Asıl fikrini konuşmasının başında söylemiş olsa onu kimse dinlemezdi. Kimi zaman ortak fikir bulmak sorun olmaz. Hiçbir ortak fikir bulamazsanız senin yerinde olsam ben de aynen öyle hissederdim diyebilirsiniz. Birisi odaya hışımla girip bu kabul edilemez diye bağırırsa yapabileceğiniz en iyi şey yüksek sesle katılıyorum, neden bu şekilde düşündüğünü kesinlikle anlıyorum, senin yerinde olsam ben de öyle düşünürdüm demektir. Sonra sesinizi alçaltarak ama ne biliyor musun, bence bunu çözmenin bir yolunu bulabiliriz diye devam edin. Siz dizginleri ele almış olursunuz ve fikirlerini değiştirmelerini kolaylaştırırsınız. Kızgın bir insan muhalefet ve mücadele arar. Öfkesini yönlendirmek için önüne birisi çıksın ister. Öfkelerini onaylayarak, kızmaya hakları olduğunu söyleyerek ve onlara katılarak kızgınlıklarını hızla yatıştırabilirsiniz. Barack Obama bu tekniği en etkili uygulayan liderlerden biridir. I agree with you. I want to hear from you. I love you back.